Çocuklar hadi. Getiriyoruz Hakim Hanım. Hadi 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 hadi. Bu nereye anne? Böyle koy Ozan'cığım. Ben diğer eksikleri getiriyorum. Tamam canım, tamam. Anne bunu nereye bırakayım? Buraya bırak ama şuraya da bir tane lazım. Getiriyorum. Abi sen hasta mı oluyorsun? Yok, Türk gibiyim ben. Bir şeyim yok. Geldiğinden beri yüzün bembeyaz. Yani iyi hissetmiyorsun sanki. Ya, dün öyle bir diziye sardım da gece. Biraz geç uyudum ondandır. Bir şeyim yok ya. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne ben mumları getiriyorum. Tamam oğlum, salondaydı. Tamam. Ne getirdin? Ay, kakaolu kek. Aa, ne zahmet ettin? Bir sürü şey var ya. Ay ne zahmeti Küsüde ablacığım, evde vardı. Ben bunları mutfağa bırakayım. Tamam, zahmet etmişsin. Tamam, her şey hazır herhalde. Selam. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Bunları böyle koyuyorum Zeynep. Yemekten sonra çayın yanında yeriz. Tamam, ben bunları götürüyorum hemen. Hallediyorum. Ortak. Neler yaptın? Öyle pek bir şey yaptığım yok ya. Benim elin hali malum biliyorsun. Sen ne yaptın? İyi, iyi gördüm seni. Daha iyiyim. Halloldu o iş. Halloldu mu? Yani sana gereğini yapacağım dedim ya. Yaptım. Videolar kalktı. Sevindim. Geçmiş olsun. Peki sen unutabilecek misin? Neyi unutabilecek miyim? Ne oldu ki? Abi ya. İyi ki varsın ya. Senin nasıl bir kalbin var Allah aşkına? Nasıl bir kalbin var? Salata hazırsa götüreyim ben. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Arttırsın tabii. Müit abim benim, o benim ortağım, arkadaşım. Canım o benim, canım. Her şey çok güzel. Çok güzel görünüyor gerçekten. Ben şu sarmayı önüme alayım. Al al. Al. Anladım, seviyorum, ne yapayım? Hadi artık oturalım sofraya. Nerede? Ümit nerede? Yeşim nerede? Geldik çocuklar. Abla, geldik. Geldik. Ay Allah Allah, sofraya bak. Ay durun, ben hemen telefonumu getiriyorum, içeriden fotoğraf çekeceğiz. Bekleyin, bekleyin. Ben çekerdim. Yok yok, şimdi o sanat yapacak. Dokunmayın ama, gerçekten çok sinirlenir falan. Evet, dokunmayın çünkü bir konuğumuz daha var. Kim gelecek? Sezai amca mı gelecek? Sürpriz.
Aa. Gizliydi. Çocuklar. Tarık, hoş geldin. Hoş buldum. Ya bu ne güzel sürpriz. Benim için mi çağırdın herkesi? Evet, bu akşam herkes senin için buraya geldi. Ya. Of, inanamıyorum. İnanamıyorum. Bunlar senin için. Alabilirsin çiçeği. Al. Geç harika. Lütfen, otur. Harika. Geç. Teşekkür ederim. Ah oyunum, güzel kızım. Nasılsın bir tanem? İyiyim baba, sağ ol. Sen, Ozan, oğlum. Hoş geldin baba. Hoş buldum. Dinler. Kahraman. Ümit. Can ne yapıyor? Can torunum ne yapıyor? İyi, uyuyor yukarıda. Oh, bir tanem benim. Çok güzel ya. Yok artık, ağlayacak mısın? Ya çok, çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Yani eski günlerdeki gibi hep birlikte aynı masa. Öyle mi? Aile olarak oturduğumuz masamız burası. Biliyorsun. Hangi ailen Muratçığım? Bizimle olan mı? Hani ben, Öykü. Hı? Bunu da mı çağırdınız? Ay bizi kastetmiyormuş. Kaçan balık büyük olurmuş. Seninle ilgisi yok. Ya Güzide'cim, kaç kere söyleyeceğim? Yani pişmanlığımı kaç kere daha anlatacağım sana? Ben de sana kaç kere bitti Tarık. Benden uzak dur diyeceğim. Ben bir şey yapmıyorum ki hayatım. Hala hayatım diyor. Hala hayatım. Çocuklar, babanız ne yapmış biliyor musunuz? Söylediğimde inanmayacaksınız. Ben mi yapmışım? Evet. Ay çok merak ettim. Sezai'ye şantaj yapmışsın. Benden boşansın diye. Yani Avanoslu köylü de çocuk gibi gelip sana mı yetiştirdi? Ne olacak sanıyordun? Hı? Sezai ortadan kalkınca hemen koşarak sana mı gelecektim? Öyle mi sanıyordun? Ben senden neden boşandım Tarık? Neden? Senden kendim için boşandım. Kendim için. Kendime saygı duyduğum için. Sen bir gün bana dedin ki, Güzide artık hayatımda yoksun. Benim yeni bir hayatım var ve sen yoksun dedin bana. Güzide ne yapar? Nasıl yaşar? Hayatla nasıl mücadele eder? Bunları hiç düşünmedin. Ben de tamam, yokum dedim, hayatında yokum. Ama sen de benim hayatımda yoksun. Sezai olur, olmaz. Ama sen yoksun. Güzide bak. Olmayacaksın da. Kaç kere anlattım sana. Yani ben ailemden vazgeçtiğim için yapmadım. Yani şeytana uydum. Ama cezasını çektim. Hala da çekiyorum. Ben senden seni cezalandırmak için mi boşandım? Öyle mi sanıyorsun? Benim için hiçbir kıymetin yok Tarık'cığım. Sadece çocuklarımın babasısın. Ama benim için hükmün yok. Beni niye çağırdın o zaman? Niye çağırdım biliyor musun? Gör istedim. Anla istedim. Benim konuşmam bittikten sonra sen kalkıp gideceksin. Ve ben burada hayatımda en çok sevdiğim bu insanlarla birlikte yemek yiyeceğim, konuşacağım, güleceğim, eğleneceğim, şarkılar söyleyeceğim. Dünya dönecek yani. Yani sen olmasan da dünya dönüyor Tarık. Anladın mı? Benim hayatımdan çık git. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun hepinize.
Hadi bakalım. Hadi yemeğe başlayalım. Hadi. Ya telefondan bir müzik falan açalım. Hadi. Hadi çocuklar lütfen. Hadi. Ben başlıyorum. Hadi. Verir misin? Teşekkür ederim. Thank you.